Yunus, sana teşekkür etmeden önce şunu da bir sorayım. Biden bu Hamas 40 bebeği öldürdü iddiasında bulundu. Sonra haberi yapan gazeteci bile yalan yaptığını, yani yalan haber yaptığını söyledi. Bir, neden acaba Biden bu yalanı sürdürmeye devam ediyor ve neden bir nevi İsrail'e toz kondurmuyor? Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde neler söyleniyor? Yani bir seçimler var, İsrail lobisi çok mu güçlü, başka nedenler mi var? Acaba bu konuda konuştuğun kaynakların neler söylüyor bu üç konuda birden? Şimdi Biden'ın sebeplerine geçmeden hemen önce kısa bir şekilde şunu da söylemek istiyorum. Dün basın toplantısını başından sonuna kadar canlı izledim ve Biden'ı izlemek bazen gerçekten zor oluyor. Çünkü birçok yerde ne dediğini unuttu, birçok yerde cümleleri karıştırdı. Mesela kağıdın dışına çıktığında, önüne yazılan kağıdın dışına çıktığında şöyle bir şey de söyledi. Uyuşturucuyu azaltma konusunda konuşuyorlardı Çin'le. Bir anlaşmaya vardılar. Bir hikaye anlatayım dedi. Benim evimin yanında iki tane çocuk ölmüş şekilde uyandı dedi. Şimdi bu mesela çok takıldı insanlar buna. Çiğ'ye kağıdın dışına çıkınca diktatördür o dedi. Normalde çok olumlu mesajlar vermeye çalışırken. Yani ben hani yapay zeka ile kaydediyorum bütün transkripti. Çoğunu anlamıyor çünkü gerçekten çok hani bir cümleye başlıyor sonra ne dediğini unutuyor. Bunlar da oldu. Çiğ'ye diktatör dediğinde Blinken'ın suratı ve yaptığı hareket de aslında Biden'a olabildiğince kağıda sadık kalması gerektiğini söylediklerini gösteriyor. Ve soru cevap bölümüne geçilince kağıttan sonra şöyle dedi. Baktı elindekine, bana işte şu medya kuruluşundan soru sorulması gerektiği söylendi. I'm told. Bana söylendi diye tek tek söyledi. Soru hakkı vermeyi unuttu. Eyvah. Özür diledi. Sonra dedi ki ya çok utandım. I'm embarrassed. Şimdi İngilizcesini de söylüyorum da hani sallıyor bu oturmuş Amerika'dan demesinler diye. Utandım kusura bakmayın. Unuttum kime söz vermem gerektiğini. Kime veriyorduk dedi. Ya, ismin neydi? Sadece kurumunu hatırlıyorum dedi. Yani izlemek gerçekten acı vericiydi o basın toplantısını. Şimdi siyasi sebeplerine geçince de şunu Peki söyleyebilirim. bir dakika dur, araya İsrail'in gireceğim. Yunus, bir şey soracağım. Yani izlemek acı verici diyorsun da yani bir yandan da tabii hani benim şahsi görüşlerimin çok önemi yok yani kendine karşı da, sonuç itibariyle bir insan Biden da yani. Hani bu duruma düşürdükleri için bu durumdaki bir kişiyi ya da başkan olarak bütün dünyanın gözü önünde bu hallere düşürdükleri ve gösterdikleri için diyeyim. Ondan sonra yani hiçbir kendi öz eleştirileri yok mu? Ya da şimdi işte dönüp dönüp 40 bebeği söyleyen bir insanın hangi sözüne nereden güveneceksin? Yani Amerikan başkanına Amerikalılar güveniyorlar mı? yani iki çocuk Amerika'yı kim uyuşturucudan yönetiyor? ölü uyandı diyen biri şimdi mesela hani hangisine inanacaksınız dediğiniz gibi yani ölü uyanan çocuklardan falan bahsediyor. Yani tuhaf bir basın toplantısıydı ve bir de bakın Xi'yi davet ettiler. Devlet 4 başkanına saat yani bir de ekipler ayrıca. arasında görüştüler. Çok olumlu mesajlar verdi kağıttan okurken. Sonra giderken bir tane gazeteci yakaladı. Bu arada tebrikler, bayağı başarılı bir iş. Dedi ki bu yılın başında Çiğ'e diktatör diyordunuz. Bu görüşmeden sonra da diktatör diyor musunuz deyince evet o bir diktatördür dedi. Blinken Dışişleri Bakanı yaptı. Yani surat ifadesi buydu. Hani o da dedi hani batırdık. Yani 4 saat görüştük. Aylardır hazırlanıyorduk. Olumlu bir gündem. Uyuşturucuda işbirliği. İşte ekonomide işbirliği. Ordular arasındaki kanallar yeniden açılacak. Sonra giderken başkan diyor ki Çiğ diktatördür. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Hani yani ne dediğine inanacağız, ne dediğine inanmayacağız. Hangi dediği akli dengesi süper yerindeyken söylendi, hangisi gaftı. Bunlar çok zor. Ama şöyle de bir tehlike var. Önümüzdeki yıl Trump Tabii şimdi çok kameraların açık ara önünde bu geliyor. oluyorsa içeride kim bilir ne oluyor onu bilmiyoruz. Yani şimdi mesela her Ya gün her sabah Amerikan dışı. başkana dünyanın çevresinden toplanan istihbarat briefingi verilir. Hani şu terörist Amerika'ya mı saldıracak? İşte şu ülke ne yapıyor? Şu ülke bir yere mi işgal edecek? Mesela hani bu görüşmelerde mesela çocukların ölü uyandığını iddia eden, çocukların kafasının kesildiğini iddia eden, 4 saat görüştüğü lidere 5 dakika sonra diktatör diyen. Yani tuhaf gerçekten. Hani anlatabiliyorumdur inşallah ama hani karşıda da bir tehdit var. Trump. Mesela 2020'de de öyleydi. Hani Trump'ın karşısına kimi çıkarsa demokratlar oy vereceksiniz.
Çünkü Trump'tan kurtulmamız lazım diye bir politika yürüttüler. Ama 4 yıl geçti üstünden ve bir izleyin lütfen 2020'deki videoları. Biden 3 yıl önce bile mesela çok daha iyiydi akli olarak, akli melekeleri. Şimdi o kağıt dışına çıkınca gerçekten çok sıkıntı oluyor ve ben hani 81 yaşında biri, yani hani kaç yaş büyük, hani bir büyüğe hürmet vardı ya, üzülüyor insan yani, izliyorsunuz ve hani çok alakasız, hiçbir anlam ifade etmeyen cümleler kuruyor ve bu kişi ABD başkanı. Zor bir durum yani. Bir alternatif lazım önümüzdeki 5 yıl için demokratlara. Yani Bu ben arada önümüzdeki yani bu beş iş yılı yaşla ilgili bilemiyorum değil ama. yani. Ben ona inanmıyorum. Bu iş yaşla ilgili Hayır, değil. yaş değil, Sağlıkla sağlıkla ilgili ilgili. efendim. Hayır Yani canım, şimdi yaş değil, sağlığını dediğiniz gibi yitirmiş tabii sağlıkla ki. ilgili. Ben bunu Hayır. hep örnek veriyorum. Reagan 78 yaşındaydı. İkinci defa seçildiğinde 83 yaşında Ya devretti. ama onun Ki onunla en başarılı alakası yok başkanlardan biri zaten. kabul Onu edilen dediğim Amerikan doğru. başkanlarından biri. Çünkü Hayır. öyle bir Tabii demokrasi ki projesi onun sağlıkla döneminde ilgili. devreye girdi. Trump da 2 yaş Evet. küçük ama şöyle diyeyim o zaman, hani Biden'ın Evet. yaşlanmasıyla Trump'ın yaşlanması arasında fark var. Hani Biden'a biraz daha etki ediyor ve bu Onu görünebiliyor, söylemek kognitif istiyorum. yeteneklerinin azaldığı. Öyle Hayır. söyleyeyim ben o zaman. Şimdi Erdoğan Halide kredi bu arada bir kartı son dakika kusura bakmayın geçmesi düzeltmiş vereceğim. olayım. Bir saniye Hayır Yunus. dedim. Evet. Hacer Boyacıoğlu 60. 2023-2024 döneminde Türkiye'de öğrenim gören Filistin ve Gazze'li öğrencilerin devlet üniversitelerindeki ön lisans ve lisans öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Resmi gazetede yayımlandı. Aynı şekilde olağanüstü hal bölgesindeki öğrencilerin ikinci öğrenim ücretleri de devlet tarafından karşılanacak. Resmi gazetede yayımlandı. Teşekkürler Hacer. Evet. Güzel bir olay. Evet, yani hem Filistin Gazze'li öğrenciler hem de Şimdi bu konudan bağımsız olarak komutanıma bir destek vermek istiyorum. Bu yaş meselesi Türkiye'de son dönemde böyle çok gereksiz yerlere çekilmeye başlandı. Hakikaten rahatsız edici boyuta geldi. Ya genç olmak tek başına her şeyi karşılayan bir kriter kabul edilmemeli. Tecrübe evet. de çok önemlidir. Burada komutanım son derece haklı. Yani buradaki mesele Biden'ın yaşı değil. Sadece sağlık durumunun Biden tabii canım yani sağlıklı değil. uygun Ona değil. bakarsan bana sorarsan Netanyahu da sağlıklı değil. Yani Netanyahu da lider Elbette. olmak için uygun bir Halde ben isim değil. şimdi O da akli olarak, akli dengesinde sorun var onun şu an. bugün rahmetli Necmettin Erbakan'ın TRT'de katıldığı son yayını kitap haline getirmişler. Biraz onu inceledim. Yani verdiği son röportaj. Ya öyle şeyler söylüyor ki bugün anlatıyor biliyor musun? Yani bugün anlatıyor adam. Bir yine işte rahmetli Ecevit çok ilerleyen yaşlarda biliyorsun Evet. başbakan olmuştu. Onun döneminde işte terör örgütü elebaşı yakalandı, Abdülhamit getirildi. falan. Rahmetli Demirel ömrünün son günlerine kadar kafası çok hala öyle zehir gibiydi. Evet. Hani hem dünyanın hem Türkiye'nin karşılaştığı problemlerde ya yani onun getirdiği farklı bakış açıları önemliydi. Ama Türkiye'de özellikle bu sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla yani gençlere yönelik bir popülizm devreye sokuldu. Ve onun üzerinden yürüyen böyle bak ben bugün bir fotoğraf paylaştık yayın öncesi. Hı? Bir tanesi yazmış. İşte çok genç, çok dinamik bir kadro. Ya şimdi hani Ha sen buna mı yo takıldın? ona takılmadım. Ona takılmadım. Ya ona takılmadım ya. Sen hemen konuyu oraya getirdin. Evet. Bu dün mesela yine böyle bir gençlik tartışması izledim yine siyasette. Ya gençler tabii ki göz bebeğimiz. Türkiye'nin geleceği. Ama yani yaş üzerinden geliştirilen fikirlerin de çok böyle haklılık payı yok. Meşhur İnsanlara lafımız vardır. Akıl yaşta değil tabii tabii baştadır. tabii tabii bir Evet. de güzel bir laf vardır. Hani derler ki gençler yaşlılar yapabilseydi gençler bilebilseydi diye. Tecrübe çok önemli bir şey. Deneyim çok önemli bir şey. Tabii ama buradaki tabii yani Zelenski bahsettiğimiz genç konular işte. herhalde Hani ben de aynı yine hale şeyler değil. soktu. Buradaki Alternatifi de yaşlı. meselemiz başka bir şey ya. Burada yani Biden'ın sağlığı Ya hani tabii burada Amerika komutanım çok güzel Birleşik söyledi. Devletleri Başkanı'nın sağlığından bahsediyoruz. Yani bu sağlıklı bir durum değil. Yani Evet. dolayısıyla hani şeyi sorma lüksünü o zaman sahip oluyorsun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, değil mi? Devletleri Başkanı. Başkan sağlıklı değil, öyle görülüyor. Evet O tabii. zaman Amerika'yı kim yönetiyor? Ya İsmet abi hatırlattı. Zelenski de genç işte. Ülkesini Genç ne hale işte tabii. getirdi? Evet. Yani Ne hale getirdi. evet. Macron da gençti.
Hayır yani. Hali ortada. Tabii bu değil mevzumuz ya. Yani ama yani Çinli liderle görüşüp de o bir diktatör diyorsan ama, ya da işte çocuklar öldü diyorsan. Amerika'nın arayıp da bulamadığı adam Biden. İşte evet. Bakın. Aynen aynen. Ha, yani arayıp Sayın da bulamadığı Bakanım, adam Sayın Biden. Sayın Bakanım onu söylüyor. Yani belki şimdi, gene Biden seçecekler. Şimdi bakın. Neden? İdare etmek için. Bakın. Yani o arkadakiler tam manasıyla ipler elinde. Biden'ın eline tekrar gene peri. Ama Biden'ın aslında ipi de ellerinde değil ki. Biden'ın söylediklerini yapmıyor ki Biden. Şu anda masaya yatırırsak Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya yatırırsak Biden'ın alternatifi kim? Trump. Trump şu anda partisi içinde çok aşırı ve faşizan davranışlara sahip kadroları devşirmekle meşgul. 4000'e yakın böyle mülakat yaparak parti içinde, cumhuriyetçiler içinde kadroları devşiriyorlar. Ve bu aslında İsrail'deki olup bitenler, Orta Doğu'da bugüne kadar olup bitenler, yeni dünya düzeninde çok ciddi bizi tehlikeler bekliyor. Daha çok otokrat olmak, daha diktatörce davranan, faşistçe davranan şey ve bunlar nerede gelişiyor? Herkesin söylediği gibi Orta Doğu'da ya da bu bölgede değil. Batı'da gelişiyor. Batı'da diktatörce davranan liderlerin ortaya çıkması ileride büyük facialara neden olur ve öyle bir şey ki yani ister sosyal medya diyelim, ister yapay zeka diyelim, ister uyduruk şeyler diyelim. Artık insanların yaptıklarını da erken okumak kolay. Daha ilk başladığı gün bu İsrail'deki olaylar, İsrail'in bombalaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı. Yani şu anda istediği kadar aklansın, Yunus'un biraz evvel anlattığı o dışişleri sözcüsü istediği kadar haklı gözükmeye çalışsın. Ya o da genç mesela. Ya. Hayır, istediği kadar haklı gözükmeye çalışsın. Sonuçta Biden gidip Netanyahu'ya destek verdi. Tabii canım, bütün mesele orada. Biden'ın Blinken gitti, ben Yahudiyim dedi. Yapılan doğrudur dedi. Ölebilir dedi çocuklar. Blinken de genç. Şimdi burada bir de başka bir şey daha var. Aslında insanlığa mood veren o. Dikkat ederseniz biraz evvel videoda gösterdiniz. Hani Yunus konuşurken. Orada gençler o bombalanan yerin ayıklanmasında çocuklar bile seyirci ve umursamaz bir tavırdalar. Yani umursamaz derken korku yok. Oradaki yapıyla endişeyle bakıyorlar. Yani acaba kim çıkacak, nasıl çıkacak? Şimdi bu son tartıştırdığınız konu aslında dünyanın geleceğiyle ilgili bir konu. Hani şeye sordunuz, İsmet Bey'e yanıt verdi. Çıktı haritada açıkladı. İstedikleri yalnız toplama kampı değil. Gazze'yi aynen Batı Şeria haline getirmek. Yerleşimcileri orada aynen yerleştirmek. Bu arada Sayın Bakanım çok özür dilerim. Şimdi bu Gazze meselesi gündeme geldiğinden beri Batı Şeria'da olan biten çok tartışılmıyor. Ya orada da adamlar katliam yapıyorlar. Bak, tutuklamalar var, çok şey var. 7 Ekim'den yani beri öldürdükleri insan sayısı yakın, tabii 200'e yakın. Tabii. Yani günde, kimse Batı Şeria'dan evet, hani böyle evet, çok her şey normal. Bakın bugün Hindistanlık böyle bir şey. Olayda 17 Cumhurbaşkanı'nın kişi konuşmasında aslında Netanyahu için söylediklerine çıkarılıyor ama son cümlesi bence daha önemli. Son cümlesinde İsrail'i bir terörist devlet olarak noktalıyor. Yani burada olay Netanyahu gitse ne olacak? Netanyahu gitse yerine gelen farklı mı olacak? Bu konuda bugüne kadar İsrail'i yönetenler farklı mı davrandı? Bir şey sorabilir peki, miyim? Peki şöyle yapalım. Evet, ona hem sorun hem de sonra teşekkür edeyim. Çünkü süre nedeniyle bir başka konuya daha geçeceğim. Tabii. Şeyi sorayım. Yani şimdi tabii ki Yunus'un tespitleri fevkalade güzel. Acaba bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar yayınlanıyor? Yani bu Biden'ın yaptığı bu yanlışlıklar, hatalar ne kadar haber oluyor? Evet, Amerikan halkına yayılıyor mu? Yani bu biliyorsunuz, bu da bir devlet oyunu. Yani Biden'ı tekrar seçtirmek isteyenler bunu ne derece bir yerde halka göstermemek gayreti içerisinde. Gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Halkın da umurunda mı? Evet. Öncelikle çok teşekkürler Paşam'a, sağ olun. Şunu söyleyeyim, dünkü o kadar büyük bir açıklamaydı ki Çin devlet başkanına diktatör demek. CNN, Fox hepsi vermek zorunda kaldı.
Ama bazen gaflar oluyor. Devletin mesela planlarını bozan. Onların daha az gösterildiğini görebiliyoruz. Mesela bu geçtiğimiz hafta düşürülen hava aracı sonra helikopter oldu. Sonra 5 kişinin öldüğü söylendi. Mesela sıfır. Hiç verilmedi. Bir tören de olmadı, askeri cenaze töreni. Mesela o tamamen kapatıldı. Hani bazı konular verilmeyecek kadar büyük oluyor. Çiğe diktatör demek gibi. Bazıları ana akım devlet işbirliğiyle çok da görülmeden üstünden geçiriyor. Bir de son bir şey söyleyeyim Hande Fırat. Ben yayına ilk bağlandığımda Pentagon'da basın toplantısı başlamıştı. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh şöyle bir şey demiş. Hamas'ın El Şifa Hastanesi'ni ne zaman komuta merkezi olarak kullandığı bilgisini sizinle paylaşamayız, ifşa edemeyiz diye bir cümle kullanmış. Onu da eklemiş olayım. Anlaşılmıştır durum. Peki çok teşekkürler Yunus. Gerçekten verdiğin tüm bilgiler için kolay gelsin diyorum. Yani Her şey ne ortada. anladın Allah aşkına ya? Her şey Ya böyle bir ortada. şey var mı ama ya? Var var. Ne yani? Yani şunu dinleyen herkes her şeyi anlamıştır. Yani ne kadar palavra yaptı. Aynı Biden dedi ya, çocukların boğazını kesildiğini gördüm diye. Böyle bir manzara var. Hadi Ya bir bir... ara kullandı, şu an kullanmıyor. Biz de işte yani. Evet yani. Yani komik komik ötesi. Yani çok şey Ya bir iyice yer boşa düştü. karargahsa karargahtır. Evet. Karargah dedin. 50 bin tane de istihbaratın var dedin. Tabii canım. Toplu istihbarat dedin. Hani bir Rus Yahudi gazeteci Artyom Ivanovich Kirpichenko. Bu St. Petersburg'da, Leningrad'da yaşıyor. 1991'de İsrail'e gitmiş. Yaklaşık 14 sene orada yaşamış. Sonra tekrar Rusya'ya dönmüş bir gazeteci. Arkadaşımız bizim Özgür Altınbaş bir röportaj yaptı bununla. Birkaç tane değerlendirmesi var çarpıcı bana göre. Şimdi birincisi diyor ki İsrail Amerika desteği olmadan diyor savaşamaz çünkü diyor çok ciddi ekonomik sorunları var. İkincisi şu anda diyor çok sayıda mesela birçok sektörde Filistinli işçiler çalışıyordu. Bu olaylardan sonra diyor özellikle inşaat ve tarım sektöründe Filistinler ayrıldı diyor. Bir kısmını da kendileri ayırmışlar ve ciddi bir işsiz şey var. Yani istihdam bulamama sorunu var diyor ve bu sektörler inşaat ve tarım sektörleri ciddi bir şekilde sıkıntıya giriyor diyor. Muhalifleri tutuklamaya başladılar diyor. Mesela örneğin birkaç gün önce bir İsrailli öğretmen bundan Peki. dolayı tutuklanmış. Yani muhalefet ettiği için onu söylüyor. Ve en büyük olay diyor İsrail Yahudiler için en güvenli bölgeydi diyor. İsrail de diyor bunun propagandasını yapardı. Şu anda diyor tam tersi bir noktaya doğru gidiyor diyor. Yani o da çok önemli. Yani artık İsrail Yahudiler için güvenli bir bölge olmaktan Evet. çıktı diyor. Peki. Onun yanında bir şey daha var. Rusya'nın İsrail'e bakışı noktasında özellikle diyor Ukrayna Savaşı'nda İsrail biliyorsunuz doğrudan Ukrayna'nın yanında yer almıştı. Rusya'daki Yahudilerin diyor İsrail'e bakışı çok hızlı bir şekilde değişti diyor. Peki Peki. Rusya neden Şimdi çekimsel oy veriyor? o hangi konuda bilemiyorum yani Her şu an. konuda. Şu anda İsrail ile ilgili Güvenlik Konseyi'ne gelen bütün konularda çekimsel oy. Son dünkü oylamada bile çekimsel oy Rusya kullandı. ile Çin mesela bir şey yaptı, Amerika veto etti. Efendim Ateşkes bir için. Amerika Kağıt ediyor da hazırladıklarını. Rusya niye Kağıt ediyor? hazırladıklarını, bir belge hazırladılar orada. Yani Evet. Rusya neden çekimsel? Şimdi Neden bakmak lazım yani İsrail'e oradaki tavır ana koymuyor? neden neydi? Filistin yanında yer almıyor. Putin uçaklarımızı uçuruyoruz dedi. 1000 kilometre aşkın füzeler taktık dedi. İsrail'in saldırganın sorumlu Amerika'dır dedi. Putin'in yaptığı bir ton açıklama İyi var ama İsrail resmi destekleyen. yerlerdeki oylaması öyle değil. Bilemiyorum yani onun arkasına bakmak lazım. Ben incelemediğim için bir şey Hayır diyemiyorum. ama yani yapılıyor oylamayı. Şöyle Hayır söyleyeyim. bir şey vardır Askeri diyorum ya. ateşkesle ilgili şu ana kadar ara al ateşkes bile Siz Rusya'nın yapılan son İsrail'le kötü oylamada ilişkileri olduğunu Ruslar hatırlıyor musunuz? çekimser. Hep çekimser. Tamam, Rusya'nın Hayır. İsrail'le kötü ilişkileri olduğu dönemleri hatırlıyor musunuz? Var Hayır, Ukrayna işte konusunda olduğu var da biliyorsunuz. devam ediyor mu bu Amerika ilişki? Ne Ukrayna kadar? dedi ki elindeki silahları şeye İsrail'e Ukrayna'ya ver. Hatta İsrail uzun süre böyle bir destek verdi.
Sonra Rus kökenli Yahudi çoktur biliyorsunuz İsrail'de. Onlar müdahale edince tamam işte ben geri çekti. Söylemeye çalışıyorum. Yani evet. Rusya'nın çok kolay yani kolay da bazı şeylere karşı çıkmasını beklemeyin anlamında. Putin'in açıklamaları çok net. Birleşmiş Milletler'de hatta Birleşmiş Milletler sözcüsü açıkça şunu söyledi Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi. İsrail'in savunma diye bir hakkı yoktur dedi. Çünkü işgalcidir dedi. Evet, ama bunu... ateşkese çekimser oy veriyor. O bir olay vardır. Bakmak hayır, lazım ama arkasında. Ama olay değil. Yani şu ana kadar 3 kere oylama yapıldı. Üçünde de çekimser oy veriyor. Orada bazı hassasiyetler oluyor. Yani şimdi bilmediğim için bir şey söylemiyorum. Hayır, yani Rusya'nın yani, ateşkese hayır demesinin hiç mantığı yok. Ben sen yanıt ver diye söylemiyorum. Üzerine düşünülmesi... Evet. Konuşulması gereken aslında bir tarafı söyledi. Olduğu için dünyada söyledi. Ünlü Rus Yahudiler var. Bunların güçleri de çok kuvvetli. O zaman evet. o nedenledir yani. Evet. Yani bana sorarsanız öyle ama bilemem diğerine. Bir bakayım bir öbür sosyaya bakayım. Şimdi diğer taraftan tabii sevgili izleyiciler Gazze'li ben bir araya sokayım istersen önce. Yok önce ben sokayım sonra sen şey yap. Peki neyse söyle kısa olsun. Şöyle emeklilerle ilgili bir şey. Ha. Bu biliyorsun Cumhuriyet'in 100. yıl dolayısıyla verilen bir 5 bin evet. liralık ikramiye vardı. Bundan işte çiftçi emekliler yararlanamıyormuştu. Böyle bir kaydı olanlar. Ortaya, evet ÇKS evet. kaydı olanlar. Onlarla ilgili bir düzenleme yapılacağına dair bir bilgi var. Ha öyle mi? Evet. Çünkü galiba CHP Anayasa Mahkemesi meselesi vardı kanunla yani, ilgili. Yani ÇKS kapsamındaki emeklilerin de bu ikramiyeden faydalanmasını sağlayacak bir düzenleme yani, olabilir. O işi var anlamında algıladılar galiba. ÇKS kayıtlıysa yani tabii geliri tabii, var. Şöyle şeyler var. Niye? Mesela adam kendi evinin bahçesini işte ya da küçük bir tarlasını ekiyor biçiyor. Ama işte ÇKS'ye kaydolmuş. Çünkü oradan bazı gelir şeyleri almak gerekiyor. Edecek, evet gelir elde edecek bir aslında faaliyet yapmıyor. Evet. Ama ikramiye alamıyor. Onlarla ilgili bir çalışma yapıldığı bilgisine ulaştık. Bazı teşvikler oraya kaydolmasa da evet. alamıyorsun ya onun şeyi de var. Peki ama şey yani şeyde bir değişiklik yok değil mi? Çalışan emekliye yok. Çalışan emekliye yok. Hı-hı. Ama bu işte ÇKS meselesinde o sorunu giderecek bir düzenleme yapılıyor. Olacak. Peki. Şimdi...